Merhabalar, New York'tan Arda Beş kardeş. Bir sürü soru geldi. Özellikle bu yaz Amerika'ya J1 vizesiyle yaz programında çalışmak, work and travel denen seyahat ve çalışma vizesini alıp alamayacaklarını soruyorlar. Geçen sene bildiğiniz üzere çok az insan gelebildi. Bir sürü onaylanan insan gelemedi. Çünkü bir, pandemi yüzünden zaten Amerika kapanmıştı, iş yerleri kapanmıştı. İki, seyahat izni vardı. Üç, konsolosluklar kapalıydı. Peki bu sene ne olacak diyor arkadaşlar. Bu sene ne olacağı da pek iç açıcı değil. Her şey biraz düzelmeye başladı. Amerika bu yaz %80 oranında benim öngörüme göre açılmış olacak. Fakat konsolosluklardaki vize işlemleri daha açılmadı. Başkan Biden çoğu şeyde göçmenlik için muhteşem şeylerle başladı. Ama Başkan Trump'ın esasında yaptığı çok kötü bir şey de 31 Mart'a kadar uzattı. O da konsolosluklardaki birkaç tip vizenin yasaklanması ve konsolosluk işlemlerinin normale dönmemesi. Bunların arasında da bu J1 vizeleri var. Her tür J1 değil. J1'in bir sürü değişik tipi var. Ama J1'in bu yaz seyahat çalışma programlarıyla ilgili olan kısmı bunun altında. Ve şu an 31 Mart'a kadar bu vizelerin verilmesi bile yasak. Ki verilmeye başlayacağı zaman da konsoloslukların açılması gerek. Konsolosluklar da daha normal operasyona girmediler. Türkiye'de 6 ay 7 ay sonrasında randevu veriliyor. O randevuların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile belli değil. O nedenle biraz sabır diliyorum. Aynı zamanda da buradaki işverenlerin durumu da belli değil. Ama 31 Mart'tan sonra konsolosluklar tekrar bir harekete geçecek. Ve önümüzdeki 2-3 hafta içinde çok büyük değişiklikler bu konuda olacağını tahmin ediyorum. Ve konsolosluklar açılmaya başladıktan sonra da bu tip vizelere öncelik verecekler. Öncelik verecekleri vizeler her zaman için olağanüstü yetenek J vizesi ve F vizesi oluyor, öğrenci vizeleri. Turist vizeleri en son, en arkaya atılıyor. Ondan sonra çalışma vizeleri işte hiyerarşisine göre bir şekilde öncelik verilecek. Yani o yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Bu sene geçen seneden daha iç açıcı ama şu anda hala çok güzel şeyler olmuş değil. Hala önümüzde bir sürü engel var ve bunlar değiştikçe size haber vermeye devam edeceğim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler dilerim.